أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مريم سورة 85 آية يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ve nesuqul mujrimine ila cehenneme bir Kur'an-ı Kerim'i bize Allah'ın kitabı olarak tanıyıp tanıtanlar onun kendisini tarif eden özelliklerinden birini de metani olarak arz ediyorlar. Yani ikili bir anlatım. Bakarsanız yollar, ama cennete doğru giden yollar tarif edilir. Bir de bakarsınız bu sefer yollar cehenneme giden yollardır. Bir müttakilerden söz eder Allah. Bir mücrimlerden söz eder. Ya da takvayı, ihlası, salih ameli, kulluğu anlatan ayetlerden sonra isyanı ya da küfrü Şirki anlatan ayetler vardır arkasında. Böyle bir ikili anlatım burada da karşımıza çıkıyor. Bir gün gelecek kıyamet günü, yeniden diriliş günü, kalk denilince herkes Allah'ın huzurunda hazır kıyam li rabbil alemin gerçekleşecekti ya işte o gün Allahu Teala insanları bir araya toplayacak. O toplanma yerine Mahşer denildiğini biliyorsunuz. Toplanma yeri. Haşir, Kur'an'da bir surenin de adı. 59. sure bilirsiniz ya. İşte o surede de bir başka sürgünden söz edildiği için bu an verilmiş. Yani dünyada iki, kıyamette de iki haşir olacak dendir ondan dolayı. Hem Beni Nadir Yahudileri, hem Hayber Yahudileri sürülmüş yani haşredilmiş hem kıyametten önce bir ateş insanları önüne katıp sürüp gidecekmiş hem de yeniden dirilince insanlar hepsi bir araya toplanacaklar. İşte orası mahşer denilen yer olacaktır. Oraya bütün insanlar toplandığı halde burada Allahu Teala oradan insanların tekrar sevk edildiğinden söz eder. Yevme nahşurul muttaqin. Muttakileri biz haşrederiz. Sanki sevk ederiz. Sürmek tabiri eğer yakışmayacaksa dilime almasam diye çekindiğimi anladınız herhalde. Allah onları sürüp cennete doğru gönderir. Yani sevk eder. İler Rahman Allah'a doğru. Rahman olan Allah'ın huzuruna doğru gelirler. Veften hem de elçiler olarak gruplar Heyetler olarak denilir ki elçiler mutlaka at üzerinde ya da binek üzerinde gelmeli değil mi? Cenab-ı Peygamber bunu bize şöyle anlatır. Evet, kanatlı beyaz develer üzerinde hem de alabildiğine süratli Rahman'ın huzuruna doğru gelecekler müttakiler. Cennet cennet önü mahşer alanı, kanatlı beyaz develer, Rahman olan Allah'ın huzurunda toplanma ve müttakiler. Ne anladınız? Eğer sen bu beni dinleyen sen olarak Bakara Ali İmran, Nisa Maide, bir de Enam Araf'la birlikte hadi Enfal ve Tevbe de olsun ben bunları biliyorum sadece Kur'an'dan diyorsan, yani üçte birlik bir bölüm saydım. Senin bu konularda bilgilenmen Kur'an'ın üçte biri kadardır. Elbette yarısı kadar bilgilenene göre daha çok bildin. Ya da daha az, daha az bilen hani yaygın bir tabirle üç kulfü bir elam bilene göre sen çok daha iyi biliyorsun demektir. Çünkü müttaki takva sahibi demektir. Cennet yolunda ilerleyen kişi anlamına gelir. Ya da kişiye cehennem kazandıran amellerden sakınan onların korumasını ancak Allah'a imanıyla yapabileceğini bilen cennete nasıl cehennemden kurtulmaya nasıl imkan bulacağını Allah'ın kitabına soran peygambere danışan ondan örnek alıp mesaj alıp ona göre hareket eden insanlar müttakidir. Böyle yaşayıp yeniden diriliş gününde Rahman olan Allah'ın huzuruna gidecek olanları Allah hem de vefda kabul edecektir. Elçiler ya da heyetler halinde. Hani değerli heyetler öyle gelir ya, insanlar onlara değer verecekler ya, değerli birinden geliyor ya. Allah onlara değer verdiğini beyan için benim huzuruma da öyle değerli elçiler olarak gelecekler ya da heyetler olarak gelecekler buyurur elçiler heyeti, onların değerini ola ki, peki ya ben, ki onlardan olma istiyorum Müslümanlarla birlikte, ben elçiler heyeti olarak Rahman'ın huzuruna gidecekmişim, hem de binekli vaziyette, bu ne anlama gelir ki? Ancak şöyle bir çözüm, ya da şöyle bir yorum aklıma geldi. Kur'an-ı Kerim'de, anlatılan konuların, künhünü bildiğim, ne dediğini anladığım, bana yüklediği görevin aslına ve esasına vakıf olduğum ayetler yanında ne dediğini bilemeyeceğim ama ne dediğini bildiğim, yani künühüne vakıf olamayacağım ama bana yüklediği yükü, görevi bildiğim ayetler de vardır. İşte bu onlardan biri olarak bana bu senin hedefin olsun. Sen müttakî ol ki yarın Allah nasıl isterse öylece O'nun huzuruna gidesin Şeklinde bir görev yüklüyor Bir başka tarifle Ayetleri Kur'an-ı Kerim Bir muhkem Birden müteşabih olarak ikiye ayırıyordu Muhkem ayetler Bizden istediği bir görev olan Yani bizden amel isteyen Bizden bir hareket bekleyen Ama o konuda iman da isteyen ayetler Yani Konusu amel olan ama bizden iman bekleyen ayetler. Bir de konusu ameli olmayan ama bizden sadece iman isteyen ayetler. Onlar da müteşabih ayetlerdi. Onların ne dediğini, aslını ve esasını elbette künhüne vakıf olma biçiminde bilemezdik. Semavatın yedi oluşundan kürsi ve arşa kadar ayetleri sıralayın. Cenneti tarif eden, cehennemi anlatan ayetlere varıncaya kadar söyleyin. Bunların aslının ve esasının ne anlama geldiğini nasıl bileceksiniz? Ama ne yüklediğini bilirsiniz değil mi? Semavat ve arzı anlatan ayetler Allahu Teala'nın hem bilen hem de gücü yeten bir Rab ve ilah olduğunu ondan başka da ilah olmadığını anlatırken mesela cenneti anlatan ayetler bu senin hedefin olsun cehennemi anlatan ayetler de sakına buna düşmeyesin bilgisini ya da uyarısını veriyordu. İşte burada da ben ancak bu kadarını söyleyebildim. Rahmana gidiş elçiler heyeti halinde olacakmış. Hem ne şerefli hem ne güzel bir konum. Beri tarafta ve nesukul mücrimine mücrimlere gelince mücrim salt ifadesiyle bir günahkar bir suçlu demek olsa da ama cehennemi hak eden suçlular demektir. Hani Yasin suresi Kur'an'ın özü ve özetiydi ya orada öyle diyordu Allah. Vem tazul yevm eyyuhel mücrimun siz ey mücrimler şu cehennemi hak edenler cennetten mahrum olanlar, cenneti hak etmekten mahrum bulunanlar var ya, siz kenara geçin bakalım, sizin oraya gitmeye hakkınız yok, siz cehenneme gideceksiniz deniliyordu ya, İşte sanki bu da onu anlatıyor. Ve nesûkul mücrimîn, mücrimlere gelince biz onları ila cehenneme bir de hem de susuz olarak cehenneme sevk ederiz. Onların yolunu da cehenneme doğru çeviririz. Ya Rabbi onların içinde kılma bizi. Amin. Cehenneme gidecekler hem de susuz. Düşünebildiniz mi? Orada su yok ki. Kaynar su var ama diyecekseniz. Evet mideyi eriten maden gibi içecekler de var sanki. Sanki insana böyle azap üstüne azap unsurları. Öyle bir yer orası. Yiyecek yok. Diken var sanki. Sadece kanlı irin var sanki orada. İşte öyle bir yere hem de susuz gidecekler. Suya gider gibi. Başka çareleri yok, gitmek zorundalar. Mecburen gidecekler, imkansız gidecekler ya da orada olmak zorunda olarak gidecekler ama susuz gidecekler. Hem de cennetteki gibi bal ırmakları, süt ırmakları, tatlı güzel su ırmakları insanı sarhoş etmeyen şarap ırmakları olacak da ama cennete gidenler ondan yararlanacaklar. Cehennemdekilerin ne mümkün? Hatta Arap suresinin 50. ayetinde şöyle görmüştük. Ve nâde ashabun nâri ashabel cenne Cehennemlikler ateşin sohbetçileri ateşin içinde kalacaklar cennetin asabına cennetliklere seslenecekler diyecekler ki en efidu aleyna minel ma bize şöyle biraz su imkanı bulsanız sizin suyunuzdan biraz da bize verseniz ya da ev mimma razakakumullah Allah'ın size rızık olarak verdiği imkanlardan bize de biraz lütfetseniz bizi de biraz faydalandırsanız diyecekler. Ama alacakları cevap gerçekten korkunç. Galu inna Allahi huma alel kafirin. Olur mu beyler? Sizin o istediğiniz şeyleri, Allah'ın bize verdiği rızıkları ya da suyu siz istiyorsunuz ya, Allah onun kafirlere haram kılmıştır, yasaklamıştır. Kafir mi? Yani ama ben kafir değilim, değildim demeye cesaretleri var mı dersiniz? 51. ayette onu anlatıyor. اَلَّذ۪ينَ اتَّخَدْ وَد۪ينَهُمْ ve وَلَعِبًا Dinlerini sanki oyun, sanki eğlence gibi yaşayanlar ya da tersine sanki hayatın oyun ve eğlencesini dinmiş gibi sarılıp icra etmeye çalışanlar bir de وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا Dünya hayatı onlara oyalamış, aldatmışsa elbette onlar Allah'ın bu nimetlerine, Allah'ın onlara cennetliklere verdiği rızıklara ve de suya ulaşamayacaklar. İnna Allahi harramahum alel kafirin. Allah onları kafirlere haram kılmıştır. La yemlikuuna şefaate illa men ittaka inder rahman ahda. Hemen aklına gelebilir kimilerinin, Evet, günahkar yaşadık mücrimdik isyankardık Allah'ın dediği gibi yapamadık daldık dünyaya dünyalıklar peşine ne yaptığımızı bilemedik Evet ama biliyoruz kabul ediyoruz müttakiler cennete doğru Rahman'ın huzuruna doğru elçiler heyetleri halinde giderlerken biz cehenneme susuz sevk edilenlerden olacağımızı biliyoruz ama bir ümidimiz var Bizim takım kaptanı mı dersiniz bizim bey mi bizim beyefendi mi dersiniz ya da eteğinden tuttuğum ayaklarına toprak olduğum hizmetinde ömür tükettiğim hani benim o şevketli devletli benim o büyük bildiğim adam var ya hiç olmazsa onun aracılığıyla bari ben cennete gideceğimi zannediyorum diyorsanız dikkat edin la yemlikune <laughs> şefaate illa şefaate ancak Men ittehede Rahman ahda Allah'ın yanında bir ahdi olanlar Allah'ın yanında bir ahd edinenler, bir söz edinenler işte onlar şefaate layık olacak, malik olacaklardır. Bu tabiri biz hani özelde As bin Vahir için genelde o kafada olanlar için 78. ayette yeniden duymuştuk. اَطَّلَ عَلْ غَيْبَ اَمْ اتَّقَدَ عِنْدَ الرَّحْمَانِ Ne yani? Ne zannediyor o adam? Gayba mı muttali olmuş? Yoksa Allah'tan bir söz mü almış? Allah ona ahit mi vermiş? Ya da bir başka ifadeyle iman etmiş de kelime-i şehadetin gereğini yerine getirmiş de bunun neticesi Allah ona böyle bir hak tanımış öyle mi? Malı olacak, çocuğu olacak öyle mi denilmişti ya? Burada da hem iman ehli olmayacaksınız, hem cürüm ehli olacaksınız, hem müttaki olmayacaksınız, hem şirk üzere, isyan üzere Allah'ı Rab ve İlah kabul etmeden yaşayacaksınız. Hem de Ya Rabbi sen affetmeyeceğin kadar kötü bir insanım ama hani hani var ya senin sevdiğin kullar vardı. Biz onları sever ya da öyle görünürdük. Zaman zaman seni memnun etmek yerine biz onları memnun etmeyi tercih ederdik. Bizi sana yaklaştırsınlar diye tapar kul kölesi olurduk onların. İşte onların aracılığıyla bizi affedeceksin herhalde gibi bir ahit mi aldılar yoksa Allah'tan mümkün mü? Şefaat bir çeşit aracılık. Peki Allah kendisi affetmeyi haşa bilmez de Aracılarla mı affedecek dersiniz? Bir dakika. Çok acele ettiniz. Kim dedi size? Allah aracılarla affeder. Kendisi anlamaz. Bekler. Liste getirirler. Ya Rabbi beni seviyor musun? Seviyorum kulum. Kaç derece mesela kaç kişilik seversin? Hadi seni çok seviyorum. Bin kişilik olsun. E ben bin kişilik liste getiriyorum. Onları benim adıma affedeceksin. Kim anlattı bunu size? Böyle mi dedim de reddetmeye hazırlandınız? Olur mu öyle şey? Peki ne ya? Bakın dünyada bir yasasını biliyoruz Allahu Teala'nın. Benden istediklerini bana doğrudan söylemiyor. Niye? A kime sordun da niye diye. Hesaba çekecek misin yoksa Allah'ı bu ne cüret bu ne cesaret demez mi Allah sana? Ama içimizden birini seçmiş. Hani Abdülmuttalib'in yetimiymiş o zaman. Abdullah'ın oğluymuş ama babasını çok olmuş kaybedeli. Hatice diye birisiyle de evliymiş. Ama farklı büyümüş. Evet farklıymış ama nihayet bizden birisi, insanlardan birisi, melek de değil yani bunu biliyoruz. İşte ona yani Muhammed Aleyhisselam'a elçilik görevi vererek demiş ki benim adıma, benim isteklerimi, benim kullarıma ileteceksin. Hani karşısında doğrudan bir kişi değil de bir toplum ama kıyamete kadar bir insanlık olan bir peygamberden söz ettim. Biraz karmaşa gibi gelebilir size. Daha özelini söyleyelim isterseniz. Firavun denilen birisi varmış. Yanında Haman'ı da var, Karun'u da Allahu Teala diyor ki git ona söyle benim adıma. Yani şimdi ya Rabbi sen söylemeyi sanki beceremezsin. Sen sanki gidip söyleyemezsin. Sen sanki bu işi doğrudan kendin yapamazsın gibi niye beni görevlendiriyorsun mu diyecekti. Olmaz. Sadece dedi ki: "Ya Rabbi güç ver bana, yardım et." Evet. Kıyamette de cehennemi hak eden insanları cehenneme gönderirken Allah, "Sen sen sen hadi bakalım cehenneme demiyor. Melekler aracılığıyla onlara kitapları verilse de verilmese de onlar cehennemin dibine. Ama bazıları da cennete gitmeyi beceremiyorlarsa hani apalayarak dört elle yani böyle biraz da sürünerek yarım yamalak bir hareketle amelleri kendilerini ayağa kaldıracak kadar olmadığı için biraz sendeleyerek işte cehennemden kurtulanlar olduğu gibi bazıları da cehenneme düşecekler ama onlar bir süreliğine. Nereden mi anladım? Valla cenneti ben peygamber anlattı diye biliyorum. Cehennemi o dedi diye biliyorum. Oraya gideni, oradan gelecek olanı, oradan kurtulacak olanı, orada ebedi kalacak olanı hep o anlattı da ona göre anlıyorum. Sanki peygamberin yanındaydın diyorsan evet ama sen de yanında değildin yani. Seni dinlemek yerine peygamberden diye söylenilenleri dinlemek benim daha çok hoşuma gidiyor. Sen de serbestsin. Nasıl istersen öyle yap. Ama işte o peygamberim bana kıyamet gününde bir özel şefaat, sonra da bir genel şefaattan söz ediyor. Yani insanların hesap kitabı için toplandıkları o mahşer alanında o bunalım döneminde Allahu Teala'ya yalvarıp yakarmaya yetkili peygamberimiz olacak ve o ya Rabbi bana inananları, sana inananları, peygamberlerine inananları Müslüman olarak yaşayıp mümin olarak ölenleri affet ya Rabbi. Cennetini al ya Rabbi. Bekletme burada ya Rabbi diyecek. Allah da kaldır başını. Dediğin kabul edilecek. iste istediğin verilecek diyecek. Ve öyle bir şefaat olacaktır. Buna şefaatı uzma diyoruz. Ama onun ötesinde bir de cehennemin beş ayrı bölümünden söz eden İslam'a göre beşinci o geçici bölümden çıkarılma müjdesini de birilerini onura etmek için mi dersiniz? Yasa böyledir demek daha kolay onu söyler bırakır mısınız? Ya da Allah ne için neden böyle yaptı bilmem ama işte orada kimilerin kurtuluşunu kimilerin haberine bağlamıştır. Kimilerinin derecesini kimilerinden üstün kılmıştır. Kimileri kimilerinden daha iyi bir Müslüman olma şerefine ermiştir. Onlara da böyle bir imkan verilmiştir gibi bir açıklamayla cehennemin en alt tabakasının münafıklar olduğunu biliyoruz. İnnel münafıkın fi derki lesfer. Azılı kafirlerin büyük korkunç ateş ve azap içinde olacaklarını biliyoruz. İkinci bölüm. Sıradan bütün kafirlerin ateş ve azap ve ikapları. Üçüncü bölüm. Bir de Müslümanlara yardımcı olan, eziyet etmeyen, ama her şeye rağmen kafirce yaşayıp kafirce öldüğü için cehenneme gidenlerin hafif azapları diğerlerine göre daha hafif konumda azapları olacaktır. Dördüncü bölüm bunlar ebediyen kalacaklar cehennemde ama ebediyen kalmaya hüküm giymeyenler de bir süre sonra kalbinde zerre iman olduğu halde buğday tanesi kadar hardal tanesi kadar bilmemiş işte o kadar iman olduğu halde ameli de onu kurtarmaya yetmediği için biraz ceza görenler de sonra yine Allah'ın izin verdiği insanların izniyle Rahman olan Allah'ın imkan verdiği insanlar, ahd verdiği insanlar da öylece şefaat edecekler. Hatta Aleyhissalatu vesselam buyurur ki kalbinde zerre miktarı iman, onun da aşağısında iman ama en azından iman ve amelde olmayanlar kalacak en son cehennemde. Ya Rabbi onları da affet deyince Allahu Teala diyecekmiş ki hayır o benim hakkım. Peygamberler, melekler, şehitler, sıddıklar, salihler ve Müslümanlar şefaat ettiler ve ben kabul ettim ve orada kimse kalmadı. Sadece Kur'an'ın hapsettiği insanlar, hüküm böyle ifade ediliyor. Kur'an'ın hapsettiği ebediyen orada kalacak olan insanlardan başka bir bu grup ki Allahu Teala'ya bir kabza olarak alacak onları cennetteki haya veya hayat nehrine atacak. Onlar orada sel yatağında büyüyen otlar gibi birdenbire büyüyecekler. Tertemiz ve cennete konulacaklar. Hatta diğerleri onları tanıyacakmış cehennemden gelenler gibi. O yüzlerindeki işaretten Ya Rabbi diyeceklermiş bizi böyle yapma ve onlar da diğer cennetlikler gibi olacaklarmış rivayetlerinden öğreniyoruz. İşte şefaat konusunda bildiğim özet böyle demek ki Allah kimin şefaat edeceğini ve kime şefaat edeceğini belirlemede yine tek Rabbimiz ve ilahımız. Öyle olunca bize düşen ne dersiniz? Ya Rabbi, beni sen affetmeye etmezsin. Çünkü affa hak edecek durumda değilim ama yani ya Rabbi işte falanın sevgisine, filanın kulluğuna, filanın aşkına, filanın şefaatine beni affetsen olmaz mı demek yerine ya Rabbi beni o gün şefaati hak eden, şefaat etme makamında ödüllendirdiğin şerefli kullarından eyle ya Rabbi diye hem dua edelim hem gayret edelim. Allah'ın yanında ahdi olanlar şefaat edecek. Bu gerçeklere rağmen ve قال اتخذ الرحمن <وَلَدَى> Allahu ekber. Tutuyorlar. Rahman olan Allah çocuk edindi, evlat edindi diyorlar. Hani evlat edinenler olur ya, ihtiyacı vardır. Yıllarca çalışmış, çabalamıştır hanımıyla kocasıyla bir çocuk yapamamıştır. Neyse, başka birinin yaptığı çocuğu biz kendimize evlat edinelim demişlerdir. Bunu Allah adına düşünmek. Allahu Ekber. Ne kadar korkun. Subhanallah. Ya Rabbi sen Sübhansın. tüm cittüm şeyen idda. Gerçekten çok çirkin bir şey ortaya attınız bunu demekte. Ey siz. Kim o? Allah'ı evlat edinmekle vasıflandıranlar. Evet tarihte Kur'an'ın beyanı. Yahudiler Uzeyr aleyhisselam için Allah'ın oğlu dediler. Hristiyanlar da İsa Aleyhisselam için Allah'ın oğlu dediler. Ayetlerini biliyoruz. Bir de melekler de Allah'ın kızlarıymış. Müşrik Araplar da bu adalar Ama ne kadar korkunç bir iddia. Bakın dinleyin. Allahu Teala'nın değerlendirmesine kulak veriyoruz. Tekadüs semavatu yetefattarne minhu ve tenşakkul ardu ve tahirul cibalu hedda. En deavlirrahmanü veleda yani nasıl olur bu ne mümkün bunu böyle söylemek nasıl da söylersiniz siz bu sözünüz bu iddianızla gökler neredeyse bundan dolayı paramparça olay yazdı yeryüzü şak şak yarıla yazdı dağlar da paramparça toz bulutu gibi yerle bir olay yazdı haberiniz var mı neden mi Rahman olan Allah'a evlat iddianızdan dolayı nasıl olur öyle? Allah'ın çocuğu mu olur? Bunun ben Kur'an böyle dedi demeye cesaretim yok. Sünnette anlatılanlar ile Kur'an'da anlatılanların bende, kafamda ve gönlümde kelimelere dökmekte zorlandığım ama sizinle paylaşmayı istediğim şöyle bir anlamı var benim ruhuma yerleşen. Allahu Teala'nın kim olduğunu, ne olduğunu, Tanrı'nın nasıl olması gerektiğini biz biliriz demekten öte bir iddia değil bu galiba. Yani evet Rahman mı diyelim kabul ettik. Allah mı evet Tanrılığına da evet ama nasıl bir Tanrı olacağını biz biliriz demektir. İnsanlar bunu rahatlıkla yapıyorlar. Mesela hoca mı? Hoca dediğin çok yiyecektir damgasını vurdular mı hocanın alına? Az yerse cezada verirler. Değilse hocalıktan çıkarırlar canım işini bitirirler yani. Hoca dediğin el öptürmelidir. Hoca dediğin hayata karışmamalıdır. Hoca dediğin otomatik olmalı, özel ses düğmesi olmalı, nerede açarsak orada konuşmalı, kapat dediğimizde de bitirmelidir. Hoca dediğin bizim dediğimiz gibi olmalıdır demiyorlar mı? Az mı dedim? Genelleyin. Baba dediğin böyle olmalı demiyor mu evlat? Onun için hayatın çilesini çekiyor insanlar. Hanım dediğin şöyle, koca dediğin böyle diyenler kendi kafasına göre istediği için geçimsizlikler yok mu ortada? Esnaf dediğin böyle, evet efendim tabi kesinlikle yani müşteri dediğin böyle olmalı diyor insan. Hayda onun dediğine göre yok bunun dediğine göre olunca da herkes birbirine giriyor. Ne dersiniz? Nasıl yani? Anlamaya çalıştın mı? Anlatmaya çalıştın mı size? Demek ki insanlar Allahu Teala adına veya onun dışında hayat adına kendileri kural koymaya, yasa belirlemeye, yol tarif etmeye yetkillerse sonuç işte bu olacaktır. Evet. Tanrı tamam, kabul edelim. Rahman dediğiniz o Allah'ı kabul edelim ama yani çocuğu yoksa kimsesi yoksa, nesli kesikse sonra bizim onu ikna edebileceğimiz yani aracı kullanarak kendi istediğimiz gibi hayatımızı ona zorla da olsa çocuğunun hatırına kabul ettirebileceğimiz bir imkan olmayan bir tanrıyı biz ne yapalım? Bir çocuğu olsun ki biz onu allem kallem edelim. Alttan girip üstten çıkalım. Bir şeyler yapalım onu memnun etmeye çalışalım hediyelerimizle veya başka çabalarımızla sonra böylece o da babasını ikna etsin de tanrının çocuğuyla tanrıyı yönlendirmeye çalışalım demiyorlar mı sanki gökler paramparça yeryüzü şak şak yarılır ve de dağlar toz bulutu söyleyin neredeyse böyle olacak bir iddiaymış geçenlerde benim kafamda, benim inanç dünyamda buna benzeyen bir iddia duydum. Adamın biri diyor ki, Allah öyle insanı ne ile imtihan edeceğini baştan bilmez. Affedersiniz. Yanlış mı söyledim? Bu sözün doğrusu olmaz ki zaten. Elbette yanlışı size anlatmaya çalışıyorum. Yani diye örnek de veriyor adam bir adam, bir genç delikanlı kiminle hangi kızla evlenecekse onunla evlenmeden önce Allah onu bilmez kiminle evleneceğini. Çünkü yani Allah kaybı bilmez dedi arkasından da. Çünküymüş yani bilirse bize söylediği duaların ne anlamı varmış da. Allahu Ekber bu sözün üzerine aklıma geldi. Gök parça olur bu söze. Yeryüzü yerinde duramaz. Darmadağın olur, dağlar paramparça olur elbette. Böyle söz olur mu? Allah'ın Allah olma yani bize yansıyan şekliyle Rab ve İlah olma özelliği, onun her şeyi mükemmel bilmesi ve bir şeyler olmadan önce bunu bilmesi, bilebilmesidir. Üstelik bu surede bunu özellikle de görmedik mi? Belki de oradan aklıma geliyor. İshak Aleyhisselam doğmadan önce İbrahim Aleyhisselam'a onu bilip anlatan, müjdeleyen Allah. Yahya aleyhisselam doğmadan önce bir çocuğunun olacağını Zekeriya aleyhisselama rahmetinin tecellisi müjdeleyen Allah ve onun Yahya olacağını ona haber veren Allah. İsa aleyhisselam olmadan yani Meryem anamız hem evlenmeden hem tertemiz bir hayat ile hiçbir erkeğe dokunmadan yaşadıktan sonra İsa'ya anne olacağını, İsa'nın doğacağını haber veren Allah. Bir şey olmadan önce onları bilmez bir Allah mı diyeceksiniz yoksa semavat ve arz parçalanır. Gökyüzü darmadağın olur. yeryüzü yüzü paramparça olur. Dağlar toz ufak olur. Evet en de aulir rahmani Rahman olan Allah'a böyle bir davetiye, böyle bir ifadeden dolayı. Oysa ve mayem baqilir rahmani en yetekide veleda mümkün değil. O Sadece ilahdır ve raptır. Rahman olan Allah'ın bir çocuk edinmesi kesinlikle düşünülemez. Mümkün değildir. Velhamdülillahi Rabbi